Değerli misafirler, sevgili katılımcılar ve sevgili öğrenciler, hepiniz 24. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi'ne hoş geldiniz. Profesör Doktor Gülay Günay, Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Sabah açılış konuşmasında değerli hocalarım söyleyebilecekleri her şeyi söylediler, sürdürülebilir ve sosyal hizmet hakkında. O yüzden zamanınızı çok almak istemiyorum ben bu konuda. Bu yüzden hemen sunumlara geçmek istiyorum. Öncelikle sürdürülebilir kalkınma adı kapsamında pozitif eylemler, Eko Okullar Programı ile Berceste, Sayın Berceste İlter'i sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar, kıymet hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Ben Berceste İlter, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Öğrencisiyim. Çalışmamızın konusu sürdürülebilir kalkınma kapsamında pozitif eylemler ve bu bağlamda Eko Okullar Programı'nın tanıtımı olacak. Çalışmamızın konusunu geçerek, sunum planımız bu şekilde olacak. Öncelikle çalışmamızın konusu, amacı, önemi ve yöntemi, akabinde sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu bağlamda nitelikli eğitim amacı, nitelikli eğitimin neden önemli olduğu, yani nitelikli eğitim amacının neden önemli olduğu, pozitif eylemlerin neden önemli olduğu ve bu bağlamda sosyal hizmet, özellikle de ekososyal hizmetin uygulanabilirlik, ne kadar uygulanabilirliği var ülkemizde, bunlara değineceğiz. Sonrasında sosyal hizmet uzmanlarının Eko Okullar Programı'nın planlanması, yürütülmesi ve yapılandırılmasında makro düzeydeki rolleri, mezo düzeydeki rolleri ve mikro düzeydeki rollerine kısaca bakacağız. Sonrasında çalışmamızın sonuçlarını ve değerlendirmelerimizi yapacağız ve varsa da sizin sorularınızı alacağım. Çalışmamızın konusu, üç içerikli özetleyecek olursak, çevresel sorunlara müdahalede pozitif ve katılımcı eylemler, hedefi çevresel adalet bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek ve doğayı koruma bilincini genç nesillere aktarmak olan ekososyal programlarını tanıtmak ve bahsi geçen programın başarıyla uygulanabilmesinde okul sosyal hizmetinin yeri ve önemini oluşturuyor. Çalışmamızın amacına bakmamız gerekirse yine bu konu bağlamında çevresel konulara dikkat çekmek ve bunu yaparken de birey, toplum ve organizasyonların desteğini kazanmak için gerekli pozitif eylemlerin ve tutumların önemine değinmek. İkinci olarak sürdürülebilirliğin en önemli şartlarından ve araçlarından olarak kabul edilen eğitim alanında gelecek nesillere çevre bilinci kazanması konusunda uygulamalı bir eğitim alternatifi sağlayan Eko Okullar Programı'nı tanıtmak ve yine de okul sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rollerinin Eko Okullar Programı'ndaki gerekliliğine değinmektir. Çalışmamızın önemi, bu çalışmaya başlarken iki husustaki yani fark ettiğim eksiklik dikkati çekti. Birincisi, Eko Okullar kavramı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda belirlenen ihtiyaçlara yanıt olarak Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı Koordinasyonu tarafından 1992 yılında geliştirilmiş olmasına rağmen ne yazık ki uygulama noktasında gerek ülkemizde gerek de tüm dünyada eksik kalmakta. İkincisi ise sürdürülebilirliğin, sosyal sürdürülebilirliğin, eşitlik dağılımı, cinsiyet eşitliği, nitelikli sağlık ve eğitim hizmetleri, politik katılım, sorumluluk gibi konuların da kapsayan sosyal hizmet mesleğinin bir uygulama alanı olan okul sosyal hizmetinin ülkemizde ne yazık ki hak ettiği yerin ve önemin verilmediğini düşünmemdir. Ülkemiz geneline baktığımızda her iki konunun da yeterince tanınmadığı ve bilinmediği, uygulama noktasında da ne yazık ki yetersiz kalınlığı dikkat çekmiştir. Ayrıca sosyal hizmet alanındaki ulusal ve uluslararası literatür tarandığında bu konu bağlamında herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Bahsedilen bu eksikliklerin giderilmesi ve literatüre de bu anlamda bir katkıda bulunmak çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Çalışmamızın yöntemi, bu bir derleme çalışmasıdır değerli arkadaşlar. Çalışmanın ortaya çıkmasında betimsel içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Betimsel içerik analizi nedir diye kısaca açıklamak gerekirse, araştırılmak istenen konuya ilişkin literatürün nitel, nicel
veya karma yöntemle yapılmış olmasına bakılmaksızın belirli ölçütlerle seçilmesi ve elde edilen betimsel verilerin ortaya çıkarılarak yorumlanması sürecine dayalı sistematik bir veri toplama sürecidir. Sistematik bir derleme yöntemi. Pardon. Bu çalışma gerçekleştirilirken de anahtar kelimeler dahilinde elde edilen ulusal ve uluslararası literatürde bulunan veriler ve değerlendirmeler tarafımca sırasıyla okunmuş, özetlenmiş, çözümlenmiş, metinden anlamlar çıkartılmış, karşılaştırılmış ve mevcut sonuçlara ulaşılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, zaten hocam da belirttiği gibi gündüzde yani sabahki programda da bundan önce gelirken de hazırlıklı gelmişsinizdir büyük ihtimalle. Nere olduğunu biliyoruz. Ancak ben yine nacizane şöyle bir tanımda bulunmak istersem, sürdürülebilir kalkınma var olan kaynakların hem şimdiki nesillerin hem de gelecek nesillerin hakkının korunarak kullanılması ve kalkınmayı sadece insani açıdan değil de ekosistemler içindeki bütün nasıl diyeyim, çok heyecanlandım şimdi. İyi gidiyordum da biraz heyecanlandım. Çok özür dilerim. Şey olabilir mi? Flora ve faunayı da hocam şu an beynim katarak. Şöyle ben tekrar bir şey yapayım. Sürdürülebilir kalkınmanın hepimiz biliyoruz ki kalkınmanın sadece ekonomik boyutunu değil de sosyal, çevresel ve kültürel çeşitlilik boyutlarını da odağa alarak bir kalkınma hedeflediğini biliyoruz. Ve bu amaçlar doğrultusunda Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri bu bütün bahsetmiş olduğumuz bağlamlardaki sorunların çözümü için bir evrensel bir eylem çağrısında bulundular 2015 yılında. Şu şekilde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünyamı düşünüyorum. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandası olarak gündem belirlendi. 17 ana amaç dahilinde 169 tane de alt hedef bulunmakta. İnsanlığın gelişiminin diğer yaşam formlarıyla nasıl uyumlu hale getirilebileceğini, toplumsal kaygısının bir çıktısıdır sürdürülebilir kalkınma amaçları. Ve birbirleriyle bağlantılıdır. Pek çok yolla da birbirleriyle bağlıdır. Nitelikli eğitim amacına dedik önceki slide sanırım. Evet, bu bağlamda nitelikli eğitim amacı da tüm amaçları birbiriyle bağlantılıdır demiştik. Hedefi eğitimin dönüştürücü gücünden faydalanarak gerekli beceri, tutum ve değerlerle donanmış doğayı ötekileştirmeyen bireyler yaratarak yansıtıcı, sorumlu, bilinçli ve aktif birer dünya vatandaşları haline gelmiş toplumlarla sürdürülebilirliğin amaçlarını gerçekleştirmektir. Nitelikli eğitimin amacı. Pozitif eylemleri ne demek diye bir şey yapacak olursak, değinecek olursak, ne yazık ki çevresel konuların toplumumuza yansıtılış şekli genellikle sorun odaklıdır. Ve bu küresel iklim krizi, küresel ısınma gibi konular özellikle de olumsuz sıfatlarla sıkça yinelenmektedir. Tabii ki bu başta ilk önce toplumların dikkatini çekmek adına güzel bir şey. Ancak tabii bireyler de bu konuda kendilerini sorumlu hissediyorlar ve bir şeyler yapmak için istekli hissediyorlar kendilerini. Yalnız bu olumsuz sıfatlar sıklıkla yenilendikçe bireylerde bir öz yeterlilik kaygısı başlıyor. Ve sonuçta bu bir şeyler yapmak yerine bu adımları devletlere, hükümetlere ya da diğer sivil toplum kuruluşlarına yüklemeye başlıyorlar. Bu nedenle bu tür eylemlere başlarken ya da topluma yansıtırken bireylerin de yapabileceklerinin önemini vurgulamak gerekli. Eko Okullar Programı benim şeylerim çok karışmış. Çok özür dilerim. Evet, sürdürülebilirlikte özellikle de bu olumsuzca vurgulanan sıfatlar çocukların da
kaygılı ve umutsuzluk yaşamasına neden oluyor ne yazık ki. Oluşan bu kaygıyı hafifletmenin bir yolu bireysel düzeyde yapılabileceklerle güzel bir geleceğin mümkün olduğunu altını çizerek umut yaratmaktır. Ve eğitimin de bu amaçla, nitelikli eğitimin nihai amacının öğrencilerde pozitif, olumlu düşünce kültürünü oluşturmaktır. Evet, Eko Okullar Programı. Eko Okullar Programı 1992 Rio Dünya Zirvesi'nde çıkartılmış olan gündem 21'e temelleri dayanmaktadır. Program, sürdürülebilir kalkınma konularını öğrenme ve öğretme süreçlerine dahil ederek sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerlerin her çocuğun kazanmasını hedeflemekte. Türkiye'de Türkiye'de Çevre Eğitim Vakfı uygulamayı üstlenmektedir. 1992 yılında ilk kez Danimarka'da pilot uygulama olarak başlamıştır. 94 yılına gelindiğinde Almanya, Yunanistan, İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanmaya başlamış. 1995'e gelindiğinde ise bizim ülkemizde birkaç şehirle başlayarak şu anda da bu dünya geneli olan şu anki 2022 verilerine göre Eko Okullar Programı'nı uygulayan ülkeler ülkemizde de neredeyse 81 ilde uygulanmakta. Evet, Eko Okullar Programı'nın yapılandırılmasında okul sosyal hizmetinin yeri ve önemi, nitelikli eğitimin önünde duran sorunların psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, biyolojik ve fiziksel boyutlarıyla bütüncül bir biçimde değerlendirilmesinin gerekliliği, ekleklik temelli sosyal hizmete duyulan ihtiyacın boyutunu gözler önüne sermektedir. Öğrenci yaşamının her alanında kalitenin artırılması, sosyal ve psikolojik işlevselliğinin geliştirilmesi için sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdiki ve gelecek nesillerin refahını arttırmayı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesinde öğrencilerin aktif katılımını destekleyen Eko Okullar Programı, okul sosyal hizmetinin odağında yer alması gereken önemli bir konudur. Evet, sosyal hizmet uzmanları, özellikle okul sosyal hizmet uzmanlarının hangi düzeylerde Eko Okullar Programı'nın yapılandırılmasında hangi düzeylerde roller alabileceğine bakacak olursak, makro düzeyde Eko Okullar Programı'na olan gereksinim için kamuoyu oluşturma. Tamam hocam, bitiyor zaten. Eko Okullar Programı'na olan gereksinim için kamuoyu oluşturma, gündem yaratma farkındalığı, sosyal değişim ajanı ve harekete geçirme rolleri önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma için Eko Okullar Programı'nın önemine dikkat çekmek, yaygınlaştırılması sürecinde politika oluşturma, politikalara yön verme, savunuculuk ve toplum sözcüsü olma rollerinden yararlanılabilir. Aynı zamanda programın planlanması sürecinde programa katılan okulların içinde bulunduğu ekolojik sistemin iyi analiz edilmesi ve bu planlamanın ihtiyaca uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda okul sosyal hizmet uzmanları eklektik bilgi temelleri sayesinde ekosistemin farklılaşan özelliklerini keşfedebilir, farklılaşan gereksinimlere duyarlı olarak Eko Okullar Programı'nın yapılandırılmasında aktif olarak rol alabilirler. Mezo düzeydeki rollere baktığımızda okulların çevresinin içinde bulunduğu durumu çok boyutlu değerlendirerek ve orada bulunan sorunu etkileyen tüm sistemleri ele alarak bu sistemlerin karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimlerini ortaya çıkarmak, programın sonraki çalışmasını planlamada görev almak, dolaylı bir müdahale gerçekleştirmek, bunlar sosyal hizmet uzmanlarının mezo düzeyde yapabilecekleri rollerdir. Mikroya geçeyim. Eğitici, öğretici rolleri kapsamında sürdürülebilir kalkınma, iklim, ekoloji, okul yazarlığı ve benzeri konularda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin geliştirilmesine destek olabilirler. İkinci olarak da iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konuların olumsuz ve yıkıcı sıfatlarla topluma aktarılması sonucu umutsuzluk, çaresizlik, kaygı ve benzeri duygular karşısında okul sosyal hizmet uzmanları danışmanlık rolleri ile öğrenci ve ihtiyaç duyan personelin sorunlarının belirlenmesine psikososyal değerlendirme yapabilir. Sosyal ve psikolojik işlevselliğin artırılmasını sağlayarak terapötik uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bu sayede pozitif tutum ve düşünceler geliştiren öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarını gerçekleştirmek için
katılımcı ve işbirlikçi bir şekilde pozitif eylemlere gönüllü olmak olasılığı artar. Var mı hocam vakti? Bir şey yapsam yok mu? Son bir cümleyi toparlayalım. Tamam. Demek istediğimiz çalışmanın kapsamında pozitif eylemlerin ve katılımcı eylemlerin bu sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarını gerçekleştirmede çok önemli olduğu, bu amaçların gerçekleştirilebilmesinde eğitimin rolünün de çok büyük olduğu ve buna bir eğitim alternatif sağlayan Eko Okullar Programı'nın ülkemizde de ve dünya genelinde çok fazla yaygınlaştırılmadığı, bunun yaygınlaştırılması gerektiği ekosistem, Eko Okullar Programı'nın yapılandırılmasında sosyal hizmet uzmanlarının, özellikle okul sosyal hizmet uzmanlarının çeşitli düzeylerde roller alması gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır bu kadar. Teşekkür ederim. Sayın İlter'e sorusu olan var mı? O zaman diğer bir sunumumuza geçelim. Sayın Ece Parlak Ünlü ve Sayın Ferda Karadağ tarafından hazırlanmış olan Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Belediyecilik kapsamında Batı Karadeniz Belediye Hizmetlerinin incelenmesi konulu başlıklı çalışmayı Ece Hanım bizlere sunacak. Merhabalar, ben Ece Parlak Ünlü, Bartın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde doktora yapıyorum Sosyal Hizmet Programı'nda. Bugün Ferda Hocam'la birlikte Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Belediyecilik kapsamında Batı Karadeniz Belediye Hizmetleri'nin incelenmesi için çalışmayı size anlatacağım. Çok kısaca girişte sürdürülebilir kalkınma ve belediyeler arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Malum zamanımız kısıtlı, amaç yöntemden ve daha sonra uzun uzun dezavantajlı gruplara yönelik, işte yaşlılar, engelliler, kadın aileler, fiziksel gençlere yönelik neler bulduk bu Batı Karadeniz belediyelerinde ve bunu hangi sürdürülebilir kalkınma ve sosyal belediyecilik anlayışı üzerinden tartıştık, bundan bahsedeceğim. Evet, şimdi 1987'de aslında sürdürülebilir kalkınma anlayışından ilk defa bahsediliyor. Daha sonraki süreç 92'de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Kalkınma Konferansı'nda gündem 21 oluşturuluyor. Bu gündem 21 nedir? Sürdürülebilir kalkınma için bir eylem planı. Hükümetler, yerel yönetimler ve diğer tüm paydaşlar için bir faaliyet alanı. Daha sonra sürdürülebilir yerel kalkınma anlayışı ve sürecine yönelik yerel gündem 21 oluşturuluyor. 2000 yılında 1000 yıl kalkınma hedeflerini hazırlanıyor. 2015 yılında da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde hepimizin bildiği gibi, burada bahsedildiği gibi 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı, 169 hedef ve her bir hedef için 242 tane uluslararası gösterge belirleniyor. İnşallah. Evet, ortaya gidersin. Bilgisayara zaman yapalım. Bilgisayara. Peki. Kerem sen değiştir. Şimdi tüm bu süreç, yani sürdürülebilir kalkınmaya dair tüm bu süreç, küreselleşme hareketleri ve sürdürülebilir kalkınmanın küresel kapsamına yapılan vurgu, yerel bağlamı da beraberinde getiriyor. Çünkü küresel çapta yapılacak olan çalışmaların ve elde edilecek başarının anahtarının güçlü yerel dinamikler ve süreçlerde olduğu vurgulanıyor. Tabii burada sürdürülebilir kalkınma ve yerel kalkınmanın birbirini tamamlayıcı niteliğe sahip sistematik ve bütüncül bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yerelleşme anlayışının ve yerelleşme hareketlerinin gelişmesi, yerel aktörlerin yerel kalkınmadaki önemini aslında gösteriyor bize. Yerel kalkınmada refahın sağlanması ve bu refahın sürdürülebilir kılınmasında hepimizin bildiği gibi yerel aktörlerden biri olan belediyelere ciddi roller düşüyor. Şimdi belediyelerin tanımına, yani ne olduğuna dair açıklama yapmayacağım ama sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında belediyelerin ne gibi roller ve sorumluluklar düşüyor? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Yerel halkın işte temel beslenme, barınma, korunma, eğitim, sağlık, işte danışmanlık,
psikososyal destek gibi ihtiyaçlarının karşılanması, kültürel, sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, dezavantajlı gruplara yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurum ve kuruluşlar açılması, bunlara yönelik projeler geliştirmesi gibi belediyelerin pek çok görev ve sorumluluğu var. Evet, şimdi bu görev ve belediyelere yüklediğimiz bu rol, görev ve sorumluluklarla biz bu çalışmayla Batı Karadeniz bölgesi sınırları içerisindeki 7 il belediyesinin Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak belediyelerinin 2017 ve 2021 yılların arasındaki faaliyet raporlarını inceledik. Dezavantajlı gruplara dair ne tür hizmetler sunmuşlar, ne tür sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde bulunmuşlar diye. Ve bunu da sürdürülebilir kalkınma ve sosyal belediyecilik kapsamında incelemeyi amaçladık. Tabii bu amacımızı da doküman analizi yöntemi kullanarak gerçekleştirdik. Araştırmamızın bir sınırlılığı var. Bu da ulaşabildiğimiz faaliyet raporlarına belediyelerin resmi internet sitelerinden ulaşmamız. Ve tabii mesela Zonguldak Belediyesi'nin 2017 ve 2018 senelerine ait faaliyet raporlarına ulaşamadık. Çünkü internet sitelerinde bulunmuyordu. Evet, hemen bulgulara geçiyorum. Peki, Batı Karadeniz Belediyelerinde bu saydığımız 7 il belediyesinde yaşlara yönelik ne gibi hizmetler var? 5 senede yapılan hizmetlerin şöyle genel bir derlemesini yapmaya çalıştık. Evde bakım hizmetleri, yaşlıların kişisel bakım, ev temizliği ihtiyaçlarının karşılanması, işte sağlık, psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti sunulması yaşlara, ücretsiz ulaşım hizmetlerinin sağlanması, aşevinden günlük yemek hizmeti verilmesi, yaşlıların sosyal alanlarının oluşturulması, işte emekliler evi, yaşlar dinlenme evi veya yaşlar köyü projesi gibi hizmetler verildiğini gördük. Özel günlerde yaşlara yönelik etkinlikler düzenlemişler, ev ziyaretleri gerçekleştirmişler ve pandemi döneminde aslında Vedat Hoca da bahsetti. Bu işte yaşların faturaların ödenmesi, market ve benzeri alışverişlerin yapılması gibi hizmetler belediyeler tarafından verilmiş. Bunun dışında kendim geçmeyince bir garip oldum. Peki biz bunu nasıl tartıştık, bunu nasıl ele aldık? Tabii ki öncelikle yaşlara yönelik sunulan hizmetleri tartışırken tüm dünyada yaşlı sayılarının, yaşlı nüfusunun arttığını ve artık yaşam süresinin uzadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu bakış açısından düşündüğümüzde belediyelerin yaşlara yönelik hizmetlerine öncelik vermesi gerektiğini söylüyoruz. Belediye kanununda ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde olan yetersiz beslenme, yoksul ve kırılgan durumdaki kişilere koruma sağlanması hedefleri yaşlara yönelik hizmet ve çalışmalar aslında kaynak oluşturuyor. Geçebilir miyiz? Yaşlara yönelik hizmetlerin aslında Batı Karadeniz belediyelerindeki sınırlılığına dikkat çekmek istiyorum ve bu sınırlılığı dikkate aldığımızda belediyelerde yaşlara yönelik kapsayıcı politikalar üretilmesi, var olan politikaların geliştirilmesi, evde bakım, sağlık, ulaşım, sosyal yardım ve hizmetlerin yaşların çok boyutlu gelişim ve iyilik haline artıracak şekilde yenilikçi hizmetlerle sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki, engellilere yönelik ne gibi hizmetler var Batı Karadeniz belediyelerinde? Bunlar tabii ki temel araç gereç materyal yardımları var. Evde bakım hizmetleri var, bu kişisel bakım ve ev temizliğini kapsayan. Psikososyal yardım ve danışmanlık hizmeti var. Yine aşevinden sıcak yemek yardımı, kuru gıda yardımı, giyim, ev eşyası yardımı gibi. Ulaşım kolaylığı sağlanmasına yönelik hizmetler var, engelsiz taksi gibi. Bunun yanında engelli bireylerin fiziksel çevrelerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Bu işte engellilerin ulaşım araçlarını kullanabilmesi, akıllı durak sistemleri gibi uygulamalar var. Daha sonra engellilerin çalışma yaşamına katılmasına yönelik projeler, mesleki beceri ve yetkinlik kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptığını görüyoruz. Engelli bireylerin psikososyal gelişimlerin desteklenmesine yönelik kuruluşlar açıldığını, işte engelsiz yaşam merkezi gibi, engelsiz sanat evi gibi bunların açıldığını görüyoruz. Ve engellilere yönelik en temelde farkındalık günleri ve önemli günlerde etkinlikler yapıldığını görüyoruz. Şimdi, belediyelerin engellilere yönelik hizmetlerini biz iki başlık altında tartıştık. Bunlardan birisi engellilerin mobilizasyonuydu, diğeri de çalışma yaşamına katılımlarıydı. Bireylerin ihtiyaçlarına uygun yol güvenliği, işte toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, herkesin güvenliği uygun erişilebilir ulaşım sistemine erişim sağlaması sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde açık ve net olarak vurgulanıyor. Yani mobilizasyon konusunda şehirlerde tahmin ettiğiniz gibi belediyelere önemli görevler düşüyor.
Bazı belediyelerin uyarı ve yönlendirici yüzey işaretlemeleri, yürüyüş bandı, işte engelli rampası, engelli otopark alanı, akıllı durak uygulaması veya ulaşım bilgilendirme sistemi gibi uygulamaları kullandığını görüyoruz faaliyet raporlarında. Ancak bunların yeterliliği ve yaygınlığına dair bir değerlendirmeyi faaliyet raporlarından çıkarmak pek mümkün görünmüyor. Çalışma yaşamına katılım konusuna gelecek olursak, Engelliler Kanunu'nda, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına dair sözleşmede ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde açıkça engellilerin çalışma yaşamına katılımının teşvik edilmesi ve desteklenmesi vurgulanıyor. Batı Karadeniz Belediyelerinde engellilerin çalışma yaşamına katılımına yönelik işte eğitim, atölye çalışmaları, projeler geliştirilmiş olduğunu gördük faaliyet raporlarında. Ancak yine bu çalışmaların kapsamı ve sürdürülebilirliği hakkında yeterli değerlendirme ve ayrıntılı bilgiye ulaşamıyoruz. Peki, kadın ve ailelere yönelik ne gibi hizmetler var? Burada da kadınların çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla çeşitli kurslar, eğitimler, yine atölyeler, işte farkındalık çalışmaları, geziler ve projeler yapıldığını görüyoruz. Burada birkaç örnek verdik projelerden. Sonrasında şiddet mağduru, işte teke bebeğinli, eşi alkol veya madde bağımlısı veya cezaevinde bulunan kadınlara yönelik yine psikososyal, hukuki ve ekonomik olarak destek verilmesi, iyilik hallerinin artırmasına, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve tabii ki güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını gördük. Kadının ekonomik yaşama katılımı için ve aynı zamanda yerel kalkınma için teşvik edici çalışmalar yapıldığını gördük. Mesela doğal ürünler ve el emeği göz nuru ürünler üreten aile bireylerine destek olunması projesi gibi kadınların kendi ürettikleri ürünleri böyle ortak bir alanda satmaları ve aslında ekonomik yaşama bir noktada katılım sağlamaları için yapılmış bir projeydi. Sonrasında aslında şiddetin kadınlara ve ailelere şiddetin her türlü şekli için aile problemleri için işte depresyon, iletişim, öfke bozukluğu, işte sağlıklı yaşam, bir sürü hastalık gibi konularda eğitimler, seminerler verildiği, danışmanlık hizmeti verildiğini görüyoruz. Aile bazında ele aldığımızda da en çok gördüğümüz şey ailelere gıda, yakacak, giyim, işte kırtasiye, ev eşyası, yeni doğan hediye paketi gibi yardımlar yapıldığını, asker ailesi yardımı yapıldığını, işte çocukların sünnet ettirilmesi gibi hizmetler verildiğini görüyoruz. Bir de şu var, bazı belediyelerde bu çok güzel şekilde sunuluyor. Dezavantajlı kesimdeki işte düşük gelirli muhtaç ailelerin ve bireylerin tespit edilmesi ve buna yönelik mesela kentin dijital yoksulluk haritası çıkarılması. Bu aynı zamanda tabii haksız yardımların da önüne geçilmesine yönelik bir uygulama olarak görünüyor belediyelerde. Şimdi sürdürülebilir kadın ve aileye yönelik hizmetleri tartışırken tabii ki şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çok önemli. Kadının güçlendirilmesi ve şiddetin her türlüsünün ortadan kaldırılmasını konuşmamız gerekiyor. Zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarında sürdürülebilir kalkınma amacından bir tanesi zaten toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi. Bunun altındaki hedefler de bize aslında belediyelerin çalışmalarına bir kaynak olarak gösteriyor, yaptığı çalışmalara. Bunun önemini gösteriyor. Şimdi kadına yönelik şiddetle mücadeleye geldiğimizde belediyelerin elinde çok önemli bir güç olduğunu görüyoruz. Bu kadın konuk evleri. Kadın konuk evlerini herhalde herkes biliyordur. Hani burada açıklamama gerek yok ama Batı Karadeniz belediyelerinde faaliyet raporlarında bazı belediyelerde kadın konuk evleri var. Bazılarında yok. Aslında belediye kanununda bu açık ve net şekilde hangi şartlarda açılması gerektiği belirtiliyor. Burada önemli. Yine Batı Karadeniz Belediyeleri'nde kadınlara yönelik eğitimler, seminerler, danışmanlık, farkındalık çalışmaları düzenlendiğini görüyoruz. Ama bu tür etkinlikler önemli olmakla birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede yani kadın konuk evlerinin açılması gibi koruyucu hizmet ve uygulamalar yeterli değil. Önleyici, destekleyici, güçlendirici hizmet uygulamaların hayata geçirilmesinde belediyelere önemli roller düşüyor. Bunları geliştirmek gerekiyor belediyelerin nezdindeki çalışmalarda. Burada işte belediyelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarına önemli roller düşüyor. Sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerini göz önünde bulundurduğumuzda
istihdam, yani kadının, kadına yönelik istihdam sağlamak ve meslek edindirmek gibi kadını destekleyen ve güçlendiren faaliyetlere daha fazla yer vermesi gerektiğini görüyoruz. Çocuk ve gençlere yönelik hizmetlere baktığımızda çoğun çok işte çocuk oyun parkı, çocuk oyun grubu kurulması gibi çalışmaların yapıldığını gördük. Çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine, derslerine yönelik yine eğitimler, atölye çalışmaları, kurslar, kültürel etkinlikler, geziler düzenlendiğini gördük. Aynı zamanda gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için sportif faaliyetlere önem verildiğini gördük. Trafik eğitimi gibi, geri dönüşüm bilinci gibi, yangın söndürme eğitimi gibi şeyler de aslında çocuklara yönelik hizmetler arasında var. Bazı belediyelerde de işte yurtlar, kreş ve gündüz bakım evi gibi kuruluşlar olduğunu gördük çocuklar için. Çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerde de aslında şiddet, çocuğun ihmal, istismar ve sömürüsü, bir diğeri alkol ve madde bağımlılığı ve bir diğeri de çocuk dostu şeyler kapsamında ele almak gerektiğini düşündük biz. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde şiddetin her yerde azaltılması, madde bağımlılığının ve alkol bağımlılığının tespiti, önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi yönelik hedefler vurgulanıyor. Batı Karadeniz belediyelerinde çocuk ve gençlerin çok boyutlu gelişimine desteklenmesini içeren hizmetleri, dikkat çekiyor. Bazı belediyelerde çocuk ihmal ve istismarına yönelik farkındalık etkinlikleri olduğunu görüyoruz çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarda. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına dikkat çeken eğitim ve projeler de görüyoruz. Evet, bir de çocuk dostu şehirler demiştik. Bu çocuk dostu şehirler işte sadece çocuklar için park ve oyun alanları kurmak değil, yani onların eğlenmesini sağlayacak alanlar yaratmak değil. Başta çocuğun erişebilir, güvenli, sağlıklı kamusal alanlara sahip yerlerde yaşamak olmak üzere görüşlerinin alınması, isteklerinin sorulması, karar verme sürecine aktif olarak katılmasını içeren bir belediyecilik anlayışı geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, son söz olarak Batı Karadeniz belediyelerinde dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı, yenilikçi, katılımcı, bütüncül bir bakış açısıyla geliştirilen, hak temelli, çok paydaşlı, belki kamusal, sivil toplum örgütleri ve özel sektöründe dahil edildiği hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Ünlü'ye belediyelerin sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili değerlendirmesini yaptığı sunum için teşekkür ediyoruz. Acaba herhangi bir sorusu olan var mı? O zaman Sayın Ferda Karadağ tarafından hazırlanan ruhsal sorunları olan çocuklarda okul ziyaretleri ve sürdürülebilir kalkınmada okul sosyal hizmet uygulamalarının yeri başlıklı sunumunu merhaba hocalarım, sevgili arkadaşlar. Ben Bartın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesiyim. 2 yıldır orada öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Onun öncesinde alanda sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştım yıllarca. 20 yıla yakın bir zaman alanda çalıştıktan sonra 2 yıl önce akademiye geçmiş oldum. Bugünkü sunumumda da kendi uygulamalarımdan örnekler vereceğim size. Uzun yıllar Hacettepe çocuk ruh sağlığında çalıştım. Buraya gelen, polikliniğimize gelen çocukların zaman zaman okullarına gitme durumu oldu. Okul ziyaretleri yapmam gerekti. Bugünkü sunumda da sizlere bu okul ziyaretlerinin içeriği ve okul sosyal hizmetinin önemi hakkında değinmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal, kültürel, siyasal ve kurumsal süreçleri içeren ve çeşitli göstergeler olan çok boyutlu bir kavram. Dezavantajlı gruplar ile çalışma ve her türlü eşitliğin sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri arasında. Ben şuradan geçeyim. İlk geriye gideceğiz sanırım. Evet. Sürdürülebilir kalkınmada dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan çocukların yüksek yararına odaklanmak ve çocuklara yönelik sosyal hizmet müdahalenin etkin olmasını sağlamak kaçınılmaz. Ruhsal, davranışsal sorunlar yaşayan çocuklarda üzerinde durulması gereken dezavantajlı gruplar içerisinde yer almakta.
Çocuklarda ruhsal bozukluk görülme oranının okul öncesi dönemlerde %8, okul çağındaki çocuklarda %12 ile %22 arasında değişti. Dünya genelinde de genellikle yapılan çalışmalarda %13 civarında olduğu bildiriliyor. Ve bildiğimiz bir şey var ki ruhsal sorunların çocuklarda, erişkinlerde de aynı şekilde ama özellikle çocuklarda da ruhsal sorunların pek çok yanı var. Biyolojik, psikososyal gibi pek çok faktörlerin birleşmesi sonucunda çocuklarda bir takım bilişsel davranışlar, sorunlar meydana geliyor. Dolayısıyla da slide'a geçebilirsiniz. Bu çocukları ele alırken de çocukların hem aileleriyle, hem okullarıyla, hem de çevreleriyle bütüncül bir şekilde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla biz kliniğe gelen, ruhsal bir takım problemlerle kliniğe gelen çocuklarda sadece poliklinik ortamında bir görüşme yapıp göndermiyorduk. Çocukların aileleriyle çok detaylı çalışıyorduk, ev ziyaretlerinde bulunuyorduk. Okul ziyaretlerinde bulunuyorduk. Ben bunları yürütüyordum çoğunlukla olarak klinikte çalıştığım dönemlerde. Bütüncül olarak ele almaya çalışıyorduk. Bir geriye gider misiniz? Evet. Okullar bu anlamda bizim için çok önemliydi. Kliniğe gelen çocukların değerlendirilmesinde. Hem bu çocukların ne gibi sorunları var, neler yaşıyor, hem onu anlamak için hem de bu çocukların uygun bir şekilde ele alınması için öğretmenlerle çalışmak çok önemli. Çünkü öğretmenlerin çocukların ruhsal yönden desteklenmesindeki rol ve sorumlulukları oldukça fazla. Buradan hareketler de çocukların yararı için okullarla ve öğretmenlerle çalışmak, işbirliği yapmak çocukların yararına. Bu nedenle de çocuk ruh sağlığında çalıştığım dönemde de çok sık okul ziyaretlerine gitmek durumunda kaldık çocuklar için. Okul ziyaretlerinde zaman zaman sınıfta derse katılıp ya da teneffüslerde gözlem yaparak hani sadece çocuğun klinikte bize aktarılan, söylenen durumu dışında kendi gözlemlerimizle de doğal ortamlarında davranışlarını gözlemleme, ne olup bittiğini anlama, bunlar açısından oldukça yararı oldu okul ziyaretlerinin. Bu çalışmada da sizlere çalıştığım dönemde yaptığım okul ziyaretlerine çocukların özellikleri, öğretmenlerle ve okulla ilgili yaptığım çalışmaların bir özetini sunacağım. Geçebiliriz. Son 5 yıl, benim çalıştığım dönemin son 5 yılı içerisinde gittiğim okul ziyaretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor bu çalışmada. 71 çocuğa ilişkin bilgi var. Okul ziyaretleri benim tarafımdan gerçekleştirildi. Okulda öğretmenlerle, rehber öğretmenlerle, idarecilerle görüşme dışında dediğim gibi sınıf ortamında, ders ortamında çocukları gözlemlediğim durumlarda oldu. Şimdi bu 71 çocuğa ilişkin bilgileri özetledim burada. Gelen çocuk, okul ziyaretine gittiğim çocukların büyük bir kısmı erkek çocuktu. Bunu tabii şöyle açıklayabiliriz. Zaten polikliniğe başvuran, polikliniğe gelen hastalarımızdan da erkek çocuk olanlar fazlaydı. Çünkü bir takım davranışsal sorunlar, uyum sorunları, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da davranım bozukluğunda olduğu gibi daha çok erkek çocuklarında yaşanıyor ve daha çok erkek çocukları bu nedenle okul ortamında öğretmenleri tarafından ya da okula uyum sorunları açısından yönlendiriliyorlardı bize. Bu nedenle benim daha çok gittiğim çocuklar erkek çocuklarıydı. Çocukların yaşları 9 civarındaydı yaş ortalamaları. Tanılara baktığımızda en çok dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk bu grupta olan çocukların okullarına ziyarete gitmişim. Bunlar bizim dışa vurum bozukluğu dediğimiz tanımlar. Okul ortamında da uyum sorunları çok fazla çıkabilecek ve öğretmenlerden, diğer velilerden, diğer öğrencilerden de çok fazla şikayet gelebilecek durumlar.
Adli vaka değerlendirmesi nedeniyle de gittiğimiz olgular oldu. Şöyle, poliklinikte, klinikte size anneler, babalar bir takım bilgiler aktarıyorlar ama bizim sosyal hizmetin en önemli şeylerinden, yanlarından biri de zaten farklı kaynaklardan bilgilere de ulaşma ihtiyacı duyuyoruz. Bu nedenle acaba öğretmen tarafından bize farklı bir bilgi verilir mi, o nasıl değerlendiriyor durumu, objektif olarak özellikle velayet değerlendirmelerinde öğretmenlerden, onların görüşlerinden çok yararlandık. Tabii bir durumda özellikle cinsel istismar gibi istismar yaşayan çocukların okulda uygun ele alınması çok önemli. Eğer biliniyorsa, duyulduysa istismar. Çok olumsuz örneklerini yaşadık çünkü. Çocukların yanlış yönlendirilmesi, farklı mesajlar verilmesi gibi okul tarafından nasıl ele alınacak çocuklar? Onunla ilgili bilgilendirmek amacıyla da gittiğim okul ziyaretleri oldu. Bunun dışında okul korkusu yine bizim çok çalıştığımız bir özellikle ilkokul birinci sınıfta çocukların okula gitmemek istememe, okul reddi gibi durumlarda öğretmen nasıl davranacak, ne gibi bir yöntem kullanacağız? Klinikte işbirliği içerisinde öğretmenlerle çok fazla çalıştık. Geçebiliriz bunu. Okula gitme nedenlerin arasında öğretmenlerden, okuldan bilgi alma ve çocuk hakkında okulu bilgilendirme en çok nedenler arasındaydı. Şöyle oluyor, hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu mesela. Bu çocuklar öğretmenleri tarafından yaramaz çocuk, söz dinlemeyen çocuk, şımartılmış çocuk olarak adlandırıyorlar. Aslında onun yapısal bir sorunu var. Sınıf ortamında hani dikkatini toplayamıyor, uzun süre yerinde oturamıyor. Anne babanın verdiği bilgileri öğretmenler bazen kabul etmeyebiliyorlar. Hayır, siz çocuğunuzu çok şımartmışsınız gibi. Ama klinikten uzman bir kişinin bir çocuk için okula gitmesi gerçekten çok farklı bir etki yaratıyor. Bu rahatsızlıkları anlatmak durumunda kaldım. Bazen broşürlerle gidiyordum elimde. Bu rahatsızlıklarda çocuklarda şunlar görülür, bunlar bir şımarıklık olarak addedilmemeli. Ya da sınıf ortamında siz nasıl, ne yaparsınız acaba bu çocuk daha çok uyum sağlar, sınıfın düzenini bozmaz. İşte bazı pratik öneriler vererek öğretmenlerle işbirliği halinde çalışıyorduk. Zaman zaman benim de tabii okul hakkında bilgi almam gerekiyordu. Şöyle, annenin babanın anlattığı öyküyle bizim gördüğümüz çocuk arasında çok farklılık oluyordu. Doğal ortamında, okul ortamında çocuğu gözlemleyelim acaba diye gittiğimde de çok hani gerçekten ailenin aktardığından çok daha farklı bilgileri, gözlemlere ulaştığımız ve buna göre de tanımızı, tedavimizi değiştirdiğimiz vakalarımız oldu. Öğretmenler en çok bana ne aktardı, gittiğimde nasıl bir tepkiyle karşılaştım. Tabii ben her zaman gittiğimde bilgi vererek, hani izin alarak, randevulaşarak gidiyordum. Çünkü şöyle algılanabiliyor bu, öğretmenleri ve okulu bir suçlayıcı ya da denetleme ya da farklı yani işbirliği yapmak yerine daha olumsuz algılanabiliyor. O yüzden hepsiyle de telefonlaşarak, randevulaşarak ve çocuk hakkında sizden yardıma ihtiyacımız var, sizin görüşleriniz bizim için çok önemli diye çalışarak gitti. Çoğu hastalık konusunda hani otizm ya da mental retardasyon, ha biz bunu bilmiyoruz. Biz eğitimlerimiz sırasında bu hastalıklarla ilgili bilgi almadık. Bu çocuğun sınıf ortamında ben nasıl kontrol edebilirim, sınıfı nasıl yönetebilirim, benim hiç bilgim yok diye çoğu öğretmenimizden ben bunu duydum. Bir de sınıf çok kalabalık. 30 öğrenci var. 30 hatta en az. 50 kişilik sınıflara gittiğim, 60 kişilik sınıflara gittiğim okullar oldu. Hani ben orada bir saat oturduğumda gerçekten bunalıyordum. Yani 60 kişilik bir sınıfı yönetmek çok zor öğretmenlerin işi de. Bu kalabalık mevcut içerisinde ben bu çocukla nasıl ilgileneceğim diyen çok öğretmenimiz oldu. Tamam. Ve çocuğun başka okula gitmesini isteyen öğretmenler oldu, aileler oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımız yapmamız gerekti.
Büyük bir kısmında aslında işbirliği yaptık öğretmenlerimizle. Okul ziyareti dışında da karşılıklı paslaşmalarım oldu. Fakat hiçbir şekilde öğretmenin ve okulun o çocuğun istemediği, hani bu okulda kalmasın dedikleri ve bizim de hakikaten hani bu aile, bu idareyle ve okula çalışamadığımız, okul değişikliği önerdiğimiz çocuklar oldu. Başka okula gitmesini önerdiğimiz çocuklar oldu. Sonuçlarda size özellikle söylemek istediğim, ben okullara ziyarete gittiğimde okul sosyal hizmetinin aslında alanda ne kadar çok ihtiyaç olduğunu, bizim alanda ne kadar çok yer almamız gereken bir yer olduğunu kendim uygulamalarımda da şahit oldum. Sonuçta ben klinikten dışarıdan giden bir uzmandım. Bu takibin, izlemin, çocuklara yönelik yapılacak bir takım hizmetlerin aksamasına neden oluyor. Ben okulun devamlı elemanı değildim tabii. Bu nedenle de mutlaka okullarda sosyal hizmet uygulamaları, okul sosyal hizmet uygulamasının konulması gerekiyor. Geçebiliriz. Evet, burada da bahsettim aynı şekilde. Evet, benim son olarak söylemek istediğim, yani kendi deneyimlerimden de mutlaka okul sosyal hizmet uygulamalarına, çocukların yararına ve sürdürülebilir bir kalkınma ve iyi nesiller yetiştirmek istiyorsak mutlaka uygulama içerisinde yer almalıdır. Teşekkür ederim. Sayın Karadağ, sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Kıvanç Uzun ve Sayın Abdurrahman Serhat Öztürk tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma ve Nüfus Politikaları başlıklı sunumunu dinleyeceğiz. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Öncelikle sonda unuturum diye baştan emeği geçen, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hocalarımızın emeği var, derneğimizin emeği var. Ben Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Sosyal Hizmetler Programı'nda 2017 yılından beri görev yapıyorum. Daha önce de Aile Bakanlığı'nda, İstanbul İl Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanıydım. Bizim çalışmamızın odağı sürdürülebilir kalkınma ve nüfus politikaları, bunlar arasındaki ilişki. Bunu araştırırken neye dayanarak bunu yaptık, bunu neden değerlendirme ihtiyacı duyduk? Aslında bu ihtiyacın birinci kısımda, ilk kısımda, ana salonda Vedat Hoca'nın yaptığı sunumda da yaptığı vurgu üzerinden önemi aslında ortaya çıktı. Nüfus kalkınmayı, kalkınmada nüfusu, sürdürülebilir kalkınmada nüfusu, nüfus yapısını etkiliyor. En sonunda söyleyeceğim şeyi en başta söylemek istedim. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgili literatür ve araştırmalar, çalışmalar bize ne söylüyor? Biraz bunları derlemeye çalıştık. Bununla ilgili bir literatür incelemesi yapmaya çalıştık. Şimdi sadece sosyal hizmetin değil, birçok bilimin odağındaki bir mesele sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik politikaları... Şimdi ben bunu kendim değiştirmeye çalışayım ama... Yardımcı olsun mesela. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konu, ekonomik, politik birçok boyutu olan bir konu, ancak ekolojik boyutunu göz ardı etmeden ele alınması gerektiği kapsamında bir vurguyla konuyu ele almaya çalışacağım. Nüfus artışı, nüfusun yaşlanması ve azalması ile benzer bir şekilde ya da paralel bir şekilde göç ve kentleşme ile ulusal küresel kalkınma gündeminin başında yer alan hemen hemen tüm kalkınma hedeflerini etkiliyor. Biliyorsunuz daha önceki sunumlarda da vurgulandı. 17 temel kalkınma amacı var. Bunların altında 169 tane de alt amaç var. Her bir kalkınma amacını nüfus politikaları etkiliyor ve nüfus politikalarından bu amaçlar etkileniyor. Literatür esasında bunu söylüyor ve buna vurgu yapıyor. Nüfus tüketimi, üretimi, istihdamı,
gelir dağılımını, yoksulluğu, emekli maaşları da dahil bütün sosyal korumaları, sosyal riskleri hem ortaya çıkarma potansiyeline sahip hem de bunlardan insanları nüfus politikalarıyla koruma imkanı söz konusu. Nüfus artışı kalkınma hedeflerini etkilediği gibi kalkınma hedeflerinden de etkilenen bir değişken olarak karşımıza çıkıyor. Nüfus artışı ile ilgili nüfus politikalarına bir kısaca değineceğim. Nüfus politikalarını temelde iki başlık altında ele alıyoruz. Burada nüfusu arttırıcı, nüfus artış hızını arttırıcı ve nüfus artış hızını azaltıcı temel politikalar karşımıza çıkıyor. Nüfus artış hızını azaltıcı politikalarda özellikle Malthus'un görüşlerinin bu durumu çok fazla etkilediğini görüyoruz literatürde. Malthus diyor ki 1798 yılında yayınladığı, kaleme aldığı yazısında nüfus aritmetik olarak artar. İşte 1, 2, 4, 8 şeklinde ancak gıda üretimi 1, 2, 3 şeklinde nüfus geometrik artar, gıda üretimi ise aritmetik artar. Ve nüfus artış hızına bu şekilde artmaya devam ederse, artış hızı azaltılmaz ise ileride açlık ve gıdaya ulaşım sorunları ortaya çıkacak diye bir öngörüsü söz konusu. Tabii bu öngörü ışığında ya da farklı paradigmalar ışığında antinatalist politikalar uygulayan ülkeler var. Bunun başında bilindiği üzere Çin geliyor. Çin 1970'lerde şu sloganla özellikle daha sonra daha uzun aralıklarla daha az sayıda çocuk yapma yolunda bir antinatalist politika uygulamaya başlıyor. Özellikle 1979'da da tek çocuk politikasına geçiyor. Ancak nüfus piramidindeki, nüfus yapısındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak 2016 yılında özellikle kadın erkek cinsiyet farklılıkları ve yaşlı genç nüfus arasındaki farklılıklar sebebiyle bu politikadan çocuk sayısının artırılabileceği yönünde yeni pronatalist politikalara doğru geçişi Çin'de dahi görüyoruz. Artık Çin de pronatalist politikalara geçiyorsa diğer ülkelerde de benzer politikalar görmek olası. Pronatalist politikalara bakacak olursak da Malthus'a getirilen bazı eleştirilerle öncelikle başlıyor. Burada da Marx'ın ve Engels'in Malthus'a yönelik bazı eleştirileri var. Özellikle Engels diyor ki bilim nüfusla gelişir ve iş gücü arttıkça ona yetecek gıda üretimi de artar. Buna paralel olarak da nüfus artışının özellikle bilimsel gelişmeler ışığında bir problem olmaktan çıkacağı, gıda, açlık gibi bu problemlerin üstesinden insanlığın teknoloji ile, teknoloji kullanımı ile gelebileceği varsayımını ileri sürüyor. Keynes de benzer şekilde, özellikle tabii ki ekonomi üzerindeki fikirleriyle biliyoruz, nüfus artış hızını ya da nüfus artışı ile ilgili şunu ifade ediyor. Nüfus artarken buluşlar ve icatlar ahmakça bile olsa yatırımlar çokça artarlar. Sonuç olarak artan nüfus istihdama daha elverişlidir. Yeni iş olanakları ortaya çıkar diyor. Gerçekten hesap ne derse desin artan nüfusa iş bulmak azalan nüfusa iş bulmaktan kolaydır diyor. Böyle bir sav ileri sürüyor. Ancak şimdi bu gelişmekte olan ülkeler için mi geçerli? Az gelişmiş ya da gelişmiş ülkeler için mi geçerli? Bu günümüzde bence tartışmaya açık bir konu. Artan nüfuslara, özellikle göçle, ülkemize örnek alalım, göçle gelen nüfusları da göz önünde bulundurduğumuzda mevcut nüfusa iş bulunabiliyor mu? Temel bir soru işareti burada karşımıza çıkıyor Türkiye ile ilgili ya da Türkiye benzeri ülkelerle ilgili. Bu konuda literatürde yine şöyle vurgular var. Deniyor ki gelişmiş ülkeler az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri nüfus politikaları üzerinden
kendi çıkarları, kapitalist neoliberal politikaları ışığında aslında sömürüyor gibi bir vurguya da yer veriyor kaynaklar. Pronatalist politikalara örnek olarak da Fransa'nın çok katı bir şekilde pronatalist politikalar uyguladığını görüyoruz. Fransa'da bunu nasıl yapıyorlar? Özellikle çocuk yardımları, yeni doğan çocuklar için ailelere uzun süreler yapılan yardımlar üzerinden teşvik edildiğini görüyoruz sürecin. Türkiye'deki tarihsel sürece baktığımızda da özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası azalan nüfusu arttırabilmek için pronatalist politikalar uygulanıyor. Ta ki 1960'lara kadar. 1963'te kalkınma planlarıyla birlikte 1963-65 yıllarında artan nüfus hızını azaltmak için nüfus planlaması genel müdürlüğü kuruluyor. Daha sonra kalkınma planlarında da 7 kalkınma planının her birinde nüfusun azaltılması yönünde politikalar oluşturuluyor. Ben tabii ki kalkınma planlarındaki bu nüfus politikalarına bakarken şey de dikkatimi çekti. Peki nüfus politikalarını belirlerken nüfusun etkilediği özellikle çevreyle ilgili politikalar ne yönde gelişmiş ya da nasıl belirlenmiş? Birinci ve ikinci kalkınma planında çevreyle ilgili çok fazla hatta hiç bir şey olmadığını görüyoruz. Ama üçüncü kalkınma planından itibaren her kalkınma planında çevrenin korunmasına dair önemli politikalar geliştirildiğini görüyoruz literatüre baktığımızda. Hızlanayım o zaman. Sürdürülebilir kalkınmadan benden önceki ve işte ana oturumlardaki bütün konuşmacılar bahsetti. Sürdürülebilir kalkınmaya girmeyeceğim. Sürdürülebilir nüfus politikaları ile ekolojik ve doğanın taşıma kapasitesinin üzerine çıkmayan bir nüfus, dengeli bir nüfusa erişilmesi temel amaç edinilmeli diyebiliyoruz. Burada bunu sağlamak için ne yapılması gerekir? Kalkınma planları da burada devreye giriyor. Kalkınma planları nüfus politikalarından etkilendiği gibi özellikle sağlık ve eğitim alanındaki kalkınma planlı kalkınma amaçlarına erişilmesi doğrudan ve dolaylı olarak nüfusun azalmasına sebep oluyor deniyor. Yapılan bazı bu konuda araştırmalar var. Önemli verilerin olduğu da işte ilerleyebiliriz. Bir tane daha ilerleyelim. Önemli bir araştırma. Burada şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in şu yeşil ve gri alan, Birleşmiş Milletler'in 2100 için belirlediği nüfus aralığı tahmini olarak işte 9, 11 milyar, 12 milyar, 13 milyar bandında. Ancak 2030'a kadar belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacının amacına ulaşılırsa bu amaçlara ulaşılması nüfusun belirli bir süre artması ve eğitim ve özellikle üreme sağlığındaki gelişmelerle birlikte bir süre sonra dengeli bir nüfusta yine azalma ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu da sürdürülebilir kalkınma noktasında önemli bir adım olacaktır diyebiliriz. Tabii ülkemizde de dünyada da birçok sosyal hizmet politikası var. Nüfus politikalarıyla bağdaşan, onları etkileyen ilerleyebiliriz. Özellikle doğum izni, doğum yardımları, çocuk yardımları, ücretsiz eğitim, eğitimi destekleyerek bu nüfus politikalarını etkilemek anlamında karşımıza önemli politikalar olarak, hizmetler olarak, sosyal hizmetler olarak çıkıyor. Sonuç kısmına gelecek olursak, şimdi sosyal hizmet insan hakları mesleği ve biliyoruz ki 3. kuşak insan hakları özellikle çevre hakkının korunmasıyla bağdaşıyor ve sosyal hizmet uygulamalarıyla özellikle son yıllarda ortaya çıkan ekolojik yeşil sosyal hizmet uygulamalarıyla çevresel hakkın 3. kuşak insan haklarının korunabileceği vurgusunu yapmak istiyoruz çalışmamızda. İster antinatalist olsun ister pronatalist olsun nüfus politikalarının sosyal hizmet uygulamalarını da etkileyeceği potansiyel
müracaatçı kitlelerimizin artmasını, yoksulluğun artmasını ya da işte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin artmasını ya da azalmasını azalmasına sebebiyet verebileceğini göz önünde bulundurarak nüfus politikalarının makro sosyal hizmet boyutunda özellikle düzeyinde ele alınması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ekonomik büyüme için sadece nüfusu büyütmek yerine biyoçeşitliliğin de çevreyle barışık bir dünya yaşamının sürdürülebilir olabilmesi için de nüfus politikalarının titizlikle ele alınması gerektiği vurgusunu yapıyoruz. Son olarak ülkeler kendi nüfuslarını kendileri belirliyor ancak dünya bütün insanlığın ortak üzerinde yaşadığı bir gezegen. Sınırlar biyoçeşitlilikte ya da çevreyle ilgili konularda ortada değil. O yüzden uluslararası bütün ulusların bir araya gelip nüfus politikaları ile ilgili bazı değerlendirmeler yapmasının gerekli olduğunu, nüfus politikalarında ülkelerin gelişmişliği, mevcut nüfus yapıları ve ekolojik dengenin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgusunu yaparak sunumumu sonlandırmak istiyorum. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oturum başkanıma da bana bir teşekkür ediyorum. Sayın hocam, teşekkür ediyoruz. Sunumlarından dolayı herhangi bir tartışmak istediğiniz nokta var mıdır? Sorunuz var mıdır? Evet, var, sağ olayım eminim. Şimdi Sayın Hacer Ülkü'nün Akülkü'nün gözlüğümü takmamıştım, pardon. Sosyal hizmette sürdürülebilir kalkınma hedefinde neoliberal politikaların küçük üretici üzerindeki etkileri Kumluca örneği başlıklı bildirisini dinliyoruz. Merhabalar, Hacer Akülkü ben. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisiyim. Sizlere bugün doktora tezimde aslında tezimin temel hedeflerinden olmayan elde ettiğim bir bulguyu sunacağım. Önce çalışmama başlamadan önce küçük bir alıntıyla esasında başlamak istiyorum. Daha doğrusu katılımcıların söylemiş olduğu bir alıntı ki bu benim neden bu araştırmayı sizlere sunmak istediğimin de bir sebebi olacak. Tarımdan beklenen gelir eskisi gibi değil. Son yıllarda tarımda bir azalış var. Millet artık üretimden vazgeçmeye başladı. Afetler, girdiler, tarıma iyi bakılamaması, tarımdaki girdiler vesaire. Bunların her biri tarımdaki verimliliği artık eskisi kadar sürdüremememize sebep olmakta. O da şuna bağlı, eskiden bu kadar çok ilaç kullanılmıyordu. Bu da aslında bir devlet politikası. Çünkü önceden doğal bir yapı vardı, ürünler daha kaliteliydi. Mesela şimdi İsrail'den tohum geliyor. Tohum olarak bize veriyorlar. Tabii ki de biz fide olarak bunu yetiştiriyoruz. Bu hastalıklar, bu gelen fidelerin içerisinde, ürünlerin içerisinde her yıl yeni bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar her sene yenileniyor. Çünkü tahminen içerisine hastalığı enjekte ediyorlar. Bu doğru bir şey aslında. Ne oluyor? Bir portakal her sene aynı ürünü veriyor ama ertesi sene başka hastalıklarla yeni zirai ilaçlar kullanmak durumunda kalıyoruz. Gidiyorsun, bu genellikle örtü altında yani seracılıkta karşımıza çıkıyor. Bir bakıyorsun bir hastalık çıkıyor. Çıkan hastalığın cevabını almak için ziraatçıya gidiyorsun. Bir bakmışsın sana o hastalığın ilacını vermiş. Daha bu hastalık bu yıl çıktı. Ne ara siz bu hastalığın ilacını yaptınız? İşte bunlar hepsi gavur icadı şeklinde bir alıntı karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı ve kapsamını Antalya'nın Kumluca ilçesindeki örtü altı üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar ama bu sorunların endüstriyel tohumun tarım üzerindeki yani küçük üretici üzerinde yarattığı etkilere dayanıyor. Araştırmanın yönteminde ise nitel araştırma yöntemi kullanılıyor ve gözlem ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılıyor burada. İki tane farklı soru formu kullanıldı ve totalde 38 tane katılımcıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Veri analizleri de Maxcube 2022 programı ile gerçekleştirildi. Şimdi vakit olarak çok fazla zaman olmadığı için toparlamak açısından şöyle söyleyeyim. Şimdi ekolojinin esas görevi tüm canlıların devamlılığını sağlamak. Yani bu gerekli koşulların sürekliliğini sağlamak. Özellikle de doğal kaynakların aşırı tüketimi ya da çevre kirliliği, besin kıtlığı gibi sorunlar son yıllarda çok fazla gündeme gelmeye başladı. Fakat bu durum
durumunu aslında evet şu anda son 5 yıldır Türkiye'nin de popüler konularından olan bir iklim konusu söz konusu ama bu iklimin dışında da var olan politik etkilerin de esasında bu sürdürülebilir kalkınma ya da işte tarımdaki sürdürülebilirlikle ilgili bir takım şeylerin değişmesine sebep oluyor. Bunu da biz neoliberal politikalarla bulgularımızla elde ettik. 80 sonrasında tarımdaki bu neoliberal politikalar aslında üretim sürecini derinden etkilemeye başlıyor. Bu etkilenmede de endüstriyel tohumun kullanılması. 80'li yıllara gelene kadar Kumluca'daki örtü altı üreticisi geleneksel tohumlarla üretimlerini gerçekleştirirken 80'li yıllardan sonra kullandıkları bu endüstriyel tohumla artık üreticinin kendi ürettikleri ürünler üzerindeki hegemonyasını, gücünü ortadan kaldırmaya başlıyor. Ve tamamen dışa bağımlı olan bir üretici profili çıkıyor. Ki bizim araştırmamızın bulguları da bir bağlamda bunu ortaya koyuyor. Genel olarak tarımdaki karşılaştıkları sorunları söylerlerken ekonomik boyutuyla, hastalık boyutuyla, iklimlerin değişmesi boyutuyla, zararlı haşera, böcek dedikleri, bu boyutla ve ilaç kullanımı boyutuyla en büyük problemleri yaşadıklarını söylüyorlar. Tohumlarla ilgili kısma gelecek olursak burada, aslında üretici ilk etapta tohumun kullanılmaya başladığı anda kendilerine bir refah artışına sebep olduğunu söylüyorlar. Yani artı ürün, artı gelir, Kumluca'nın gerek demografik olarak değişmesine, gerekse ekonomik olarak değişmesine sebep oluyor. Fakat ilerleyen yıllarda ürettikleri ürünlerde girdileri olan bağımlılıkları onların üretimde gerek topraktan verimliliği, toprak üzerindeki verimliliği kaybetmelerine gerekse ürettikleri üründeki o gelir artışını kazanamamalarına yol açıyor. Ve bunun tabii ki de alternatif olarak söylediği bir şey özelleştirme politikaları ve tekelcilik. Çünkü tarım artık dünyada ortalama 6 ile 10 şirketin elinde. Dolayısıyla o şirket bize hangi tohumu ekmemizi istiyorsa, hangi ürünü üretmemizi ve hangi nitelikte üretmemizi istiyorsa esasında buradaki üreticiler de o sisteme bağımlı olarak bu üretimi gerçekleştiriyorlar. Ve daha sonraki aşamada örtü altı üreticileri şundan da şikayetçi. Biz evet üretim yapıyoruz, kısmen bu endüstriyel tohumlara tamam diyorlar ama girdilerin maliyetinden kaynaklı olarak yaşadıkları bir sıkıntı da söz konusu. Bu da tabii ki de gübre, ilaç veyahut da diğer teknolojik girdilerin hiçbirisini Türkiye'de üretilememesi söz konusu olduğu için ve bağımlılığı küçük üreticinin dış piyasaya bağımlılığından kaynaklı olarak da artık nitelikli bir örtü altı yetiştiriciliğinin olmadığı ortaya çıkıyor. Bu neye yol açıyor tabii ki de? Yavaş yavaş üretimden kopmalarını beraberinde getiriyor buradaki kişilerin. Özellikle örneğin 2 dekarlık veya 3 dekarlık örtü altı üretim alanı olan insanlar mevcut borçlanmalarla aslında sistemi döndürmeye başlıyor. Ve bu bununla birlikte ikinci bir sorun ortaya çıkıyor. Evet, girdi kullanımı, refah kaybı ve benzeri riskler var ama aynı zamanda üretilen ürünlerde kullanılan girdiler, daha doğrusu gübreler ve ilaçların sağlığa da olumsuz etkilerinin ortaya çıkarıldığını söylüyorlar ki farkındaysanız onların söylediği ifadeleri kullanıyor. Son zamanlarda kanser çok arttı. Eskiden bu kadar kanser mi vardı gibi bir veri kendilerince bunu ifade ediyorlar. Esasında literatür de bunu destekliyor. Örneğin son yıllarda Amerika başta olmak üzere dünyanın çok çeşitli yerlerinde obezite yaygınlaşmaya başladı ki bu endüstriyel tohumların etkilerinden kaynaklı olarak bu obezitenin yaygınlaştığına dair veriler mevcut. Bu bağlamda baktığımızda evet biz bugün beslenme noktasında işte açlık, iklim değişikliği, küresel ısınma ve benzeri gibi sorunları tartışıyoruz. Fakat mevcut uluslararası politikaların, ulusal politikalar üzerindeki etkilerinin yereldeki yansımalarına da esasında bir bağlamda bakmak gerekiyor. Ve burada dünyadaki tarım ve gıda sisteminin çöküşüne de esasında tanıklık ediyoruz. Çünkü bu endüstriyel tohumların ya da GDO'lu tohumların ortaya çıkarılmasındaki ana hedef az önce Kıvanç Hocam'ın belirttiği hani artan nüfus ile oluşan gıdanın aslında birbiriyle örtüşmediğinden bahsetti. Ne demek bu? Nüfus artıyor ama gıda az. Dolayısıyla bu şirketlerin temel hedefi
buradaki gıda ihtiyacını karşılamakta. Fakat şu anki veriler şunu gösteriyor. Eskisinden daha fazla açlık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Yani bu biz tekel dediğimiz, o tekelcilik dediğimiz aslında tohum sektörünün dünyadaki yani kısıtlı bir kitlenin elinde bulunması, 6 ya da 10 şirket totalde, bu şirketlerin elinde olması biyoçeşitliliğin de yok olmasına sebep oluyor. Bu örneğin Karabük'te yetişen X bitkisinin artık bir yerden sonra yetişememesine sebep oluyor. Eğer ben üretici olarak, ki Kumluca'daki kişilerin de yaşadığı şeylerden bir tanesi bu, üretici olarak o tohumu elde edemezsem otomatik olarak gıdayı da üretemeyeceğim. Ben gıdayı üretemeyeceğim için siz tüketmek için bir gıdaya erişemeyeceksiniz ve kısıtlı olan gıdaya erişebilecek olan kişiler de aslında daha sosyoekonomik olarak yüksek olan kişiler olarak karşımıza çıkacak. Toparlayın, sonuç olarak baktığımızda ekolojik sistemlerdeki bozulmalar, tarım üzerindeki elbette etkileri söz konusu ki çok fazla etkiden bahsedebiliriz bununla birlikte. Ve tarımsal üretimdeki gerek sosyopolitik olarak gerek ekolojik anlamda iklim değişikliği ve küresel ısınmayı da işin içerisine dahil ettiğimizde gıdadaki bu azalma, dünyadaki gıda yetersizliği bir bağlamda açlık ve yetersiz beslenme, niteliksiz beslenme sorunlarını da beraberinde getirecek. Bu da bir taraftan bir başka problem sosyal hizmetler açısından. Küresel açlık sorunu sadece aslında bir üretim sorunu olarak değil, ötekileştirme, eşitsizliklerdeki artış ve sosyal adaletsizlik gibi sorunların da ortaya çıkmasına yol açacak. Deyip sunumumu burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımcılara gerçekleştirdikleri sunumdan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Ayrıca sabrınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Biraz sarkmalar oldu. Bir çay kahve arası, sonra diğer oturuma geçiş yapacağız. Teşekkürler.